Şimdi Mondros ateşkes devletleri bir bir Anadolu'yu işgal etmeye başladı. Bunlar Anadolu'yu işgal edince de Türk halkının ilk tepkisi cemiyet kurmak oldu dedim. Bu cemiyetlerle şimdi onlara bir karşılık vermeye çalışacağız. Halkı örgütlemeye çalışacağız. Mantığımız bu olacak. Şimdi değerli arkadaşlar, ekrandan da gördüğünüz gibi bakın şuraya baktığımızda sol tarafta arkadaşlar bak şurada vermiş olduğum cemiyetler azınlıkların kurmuş olduğu zararlı cemiyetlerdir arkadaşlar. Ne demek azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler? Yani bünyemizde yaşayan Ermeniler, Rumlar arkadaşlar cemiyet kuruyorlar. Bunlar bu kurdukları cemiyetlerle şimdi dünya kamuoyunu ikna edip gazeteler, dergiler çıkaracaklar. Biz işte atıyorum Rumlar diyecek ki biz Ege'de çokuz. İşte ne bileyim Ermeniler diyecek biz doğuda çokuz. O yüzden bu bölgeler bize verilmelidir diyecek. Niye böyle bir iddiada bulunuyorlar? Çünkü Wilson ilkelerinin bir maddesi diyor da kim nüfusça nerede çoksa orada devletini kurar. O yüzden bunlar işgalci konumundan kurtulup haklı konumuna geçebilmek için böyle bir tez ortaya atıyorlar arkadaşlar. Diğer bir nokta işte bunların bu cemiyetleri Mondros'tan sonra kurulmuyor azınlıklar cemiyeti. Bunlar yüzyıllardır var. Bu cemiyetler bu devletlerin hepsini zaten bağımsızlığa götüren cemiyetlerdir. Ama Türkler ise işte Mondros'tan sonra bakıyor bunlar cemiyetleriyle dünya kamuoyunu ikna etmeye çalışınca bunun üzerine Türkler diyecek ki kardeşim o zaman biz de cemiyet kuralım. Biz de dünya kamuoyunu ikna edelim. Orada azınlık nüfusunu değil de Türk nüfusunun daha fazla olduğunu ispatlayalım ve bizim haklılığımız dünya görsün diyor. Ve bu doğrultuda arkadaşlar orta sırada çizmiş olduğu Türklerin kurduğu yararlı cemiyetler karşımıza çıkıyor. Bu yararlı cemiyetlerde işte gazeteler çıkaracak, dergiler çıkaracak, dünyayı ikna edebilmek için, halkı bilinçlendirebilmek için. Artı birazdan göreceğiz arkadaşlar işte kongreler düzenleyecek, genelgeler düzenleyecek. Yani halkı bir şekilde arkadaşlar organize edip bir kurtuluş savaşı ruhu oluşturacaklar. Bir de son gösterdiğimiz bir şeyimiz daha var arkadaşlar. O da Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler. Şimdi bizim bunlara Türklerin kurduğu zararlı cemiyet dememizin sebebi yanlış anlamayın şu değil. Ellerinde silah alıp da hani bizi vurmuşlukları yok. Bunlara zararlı dememizin tek bir sebebi var arkadaşlar. Bunlar Osmanlı Devleti'nin devamını istiyor. Yeni bir devletin kurulmasını istemediği için bir zararlı diyoruz. İkincisi de özellikle içlerinden bazıları güçlü bir ülkenin manda ve himayesi altına girelim. İşte Kurtuluş Savaşı'na gerek yok. Kurtuluş Savaşı bir maceradır gibi tezler ortaya atıyorlar. O yüzden biz zararlı diyoruz. Yoksa başka bir sebepten dolayı demiyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu bilgileri söyledikten sonra azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetleri tek tek konuşabiliriz arkadaşlar. Bakın değerli arkadaşlar, azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlere baktığımızda şu kırmızı kalemle de kutucuklarla aldığımız ilk dördü Rumlar tarafından kurulan zararlı cemiyetlerdir. Yani aslında bir nevi Yunanlılar tarafından kurulmuş olan zararlı cemiyet oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Mesela bunlardan bir tanesi Mavri Mira Cemiyeti. Bu cemiyet diyor ki hani iddiasında, tezinde Ege bölgesinde Rum nüfusu daha fazla, o yüzden Ege bölgesi Rumlara verilmelidir diyor. Sonradan bu cemiyet işi azıtıyor. Daha da büyük iddialarda bulunmaya başlayacaktır. Megola, bak Megola İdea, Megola İdea diye İdea diye bir tez ortaya atmaya başlayacaktır. Diyecek yani bu büyük ideal anlamındadır arkadaşlar. Bizans İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak istiyoruz biz. Çünkü biz Bizans'ın torunlarıyız. Ne olacakmış? Anadolu'nun tamamı bir zamanlar Bizans'ındı. Dolayısıyla da arkadaşlar Anadolu'nun tamamı bize verilmesi gerekiyor diye bir tez ortaya atıyorlar bunlar. Tabi bu tezlerini dediğim gibi gazetelerle, dergilerle, basın yayın kanallarıyla dünyaya, Avrupa'ya, Amerika'ya anlatıyorlar arkadaşlar. Yine Rumların kurmuş olduğu ikinci bir cemiyetimiz var arkadaşlar. Etnik Etere Cemiyeti. Bu cemiyet aslında en eski, yani Rumların kurduğu en eski cemiyettir. Ta 1821 yılında kuruluyor. Hatta 2. Mahmut döneminde Rumlar, yani Yunanistan bağımsız oluyor 1829'da. Yunanistan'ı ta bağımsızlığa götüren cemiyettir. Zamanında Yunanistan'a bağımsızlığa götürmüş, şimdi ise topraklarını genişletmek için iddialarda bulunuyor arkadaşlar. Bu cemiyette tıpkı Mavri Mira gibi arkadaşlar, Megola İdea dediğimiz fikri bu cemiyette savunuyor ve bu cemiyette Bizans İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak istiyor. Bunu unutmayınız. Bir başka cemiyetimiz var arkadaşlar. Pontus Rum Cemiyeti. Şimdi bakın değerli arkadaşlar.
Anadolu'yu şöyle bir dikdörtgen şeklinde çizecek olursak, şurası da, bak şurası da Trakya tarafı olsun. Bu cemiyetin iddiası arkadaşlar, Pontus Rum Cemiyeti'nin Doğu Karadeniz dediğimiz bölüm var ya arkadaşlar, bak şu bölüm. Bizim Trabzon'un, Rize'nin olduğu bölüm arkadaşlar. Bu bölümde yeniden bir Rum devleti canlandırmak istiyorlar. Çünkü bir zamanlar bundan 500 sene evvel Fatih dönemine kadar orada bir Rum devleti vardı. Bu devleti yeniden canlandırmak istiyorlar. Böyle bir hedeflerin olduğunu unutmayınız. Yine bunun dışında arkadaşlar bir başka cemiyet var. Kardos. Kardos çok büyük bir cemiyet değildir. Daha çok Fener Rum Patriği'nin bünyesi altında çalışmış bir cemiyettir. Genelde bunu şöyle soruyorlar. Aşağıdakilerden hangisi Rumların kurduğu cemiyetlerden biridir ya da değildir diye sorduklarında Kardos'un da Rumlar tarafından kurulmuş bir cemiyet olduğunu unutmamanız lazım. İkinci bir mesele. Bir de Ermeniler tarafından kurulan iki tane cemiyetimiz var arkadaşlar. Biri Hınçak, diğeri Taşnak. Bakın kıymetli arkadaşlar. Hınçak cemiyeti Ermeniler tarafından kurulmuş. Birazcık daha böyle Taşnak'la kıyasladığımız daha basit iddiaları olan, istekler olan bir cemiyettir. Ne diyor biliyor musunuz Hınçak cemiyeti? Doğu Anadolu bölgesinin arkadaşlar Ermenistan'a verilmesi gerektiğini söylüyor bak. Doğu Anadolu bölgesinin Ermenistan bölgesine verilmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi baktığımızda, bak şöyle yapalım arkadaşlar. Ha hocam, zaten Doğu Anadolu bölgesinde bir Ermenistan devleti var mıydı, kurulmuş muydu? Kurulmuştu, vardı arkadaşlar. Bunun toprağını genişletip Doğu Anadolu bölgesinde bu toprağı dahil etmek istiyorlar. Böyle bir durum var. Bunun dışında sevgili arkadaşlar, bir de Taşnak cemiyeti var ki o daha radikaldir. Taşnak cemiyeti bazı kaynaklarda Taşnak Sütyun, Sütyun cemiyeti olarak da bilinir. Bunlar da bizim neredeyse İç Anadolu'dan itibaren arkadaşlar çok ciddi bir kısmı istiyorlar. Mersin'den Sinop'a kadar olan hattın doğusu bizimdir ve bize verilmelidir diye bir iddiada bulunuyorlar arkadaşlar. Kısacası Ermenilerin ortaya atmış olduğu bu tezler arkadaşlar bizim Doğu Anadolu bölgesine komple Ermenistan devletine katma üzerine kuruludur. Tabi bu iki cemiyetin bir iddiası daha olacak süreç içerisinde. Bunlar 1915 yılında arkadaşlar biliyorsunuz Kafkas cephesinde Ermeniler Suriye bölgesine zorunlu göçe tabi tutuyorlar. Tehcir Kanunu diye bir kanun var. Ermenilerin o dönemde işte arkadaşlar katledildiğini iddia ediyorlar ve Türklerin bu katliamı kabul etmesi gerektiğini dünyaya sürekli anlatıyorlar arkadaşlar. Böyle bir durum olduğunu unutmayınız. Diğer bir noktamız sevgili arkadaşlar, bir de Yahudilerin kurduğu iki cemiyet var. Yahudilerin kurduğu iki cemiyetten birisi Allianz İsrail'in, diğeri de Makabi cemiyeti arkadaşlar. Şimdi bunu ben evet şaşırıyorum arkadaşlar, bu iki cemiyete niye diyeceksiniz. Şimdi Rumlar, yani Yunanların zaten bir devleti var. Ermenilerin de zaten bir devleti var. Ama şeylerin yok. Ne derler onun ismine? Yahudilerin o dönemde bir İsrail diye bir devleti yok. İsrail tam 1948 yılında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulacak bir devlettir. O yüzden arkadaşlar bunlar olmayan bir devletin toprağını genişletmek için iddialarda bulunuyorlar. Ve bunun için de özellikle bizim güney sahillerimizdeki çok kıymetli, verimli ovalarımızı istiyor bu iki cemiyet. İşte yok Çukurova gibi, Amik Ovası gibi, Urfa'daki Ceylanpınar, Harran Ovası gibi ovaların işte İbranioğullarına ait olduğunu ve bunların Yahudilere verilmesi gerektiğini iddia ediyorlar. Ama bunlar da yine basın yayın yoluyla bu iddialarda bulunuyorlar. Kıymetli arkadaşlar şunu söylüyorum. Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerin karşısında işte Türkler de cemiyet kuracaktır. Şimdi Türklerin kurduğu cemiyetlere bakacak olursak arkadaşlar, Trakya Paşeli diye bir cemiyetimiz var arkadaşlar. İşte İzmir Müdafaa-i Hukuk, Reddil Hak, bir sürü cemiyetten şimdi bahsedeceğim. Tek tek bunları anlatmaya başlamadan bir kural söylüyorum bakın. Aşağıdakilerden hangisi Türkler tarafından Mondros'tan sonra hemen sonra kurulan ilk cemiyettir diye bir soru sorarlarsa arkadaşlar cevabınız Kars İslam Şurası olacak. Kars'ta arkadaşlar kuruluyor. En eski ve ilk cemiyetimiz budur. Bu bizim için çok kıymetli bir bilgidir. Dikkat ediniz buna arkadaşlar. İkincisi, bu cemiyetlerin tek tek içeriklerine girecek olursak, şimdi Trakya Paşeli Cemiyeti dediğimiz cemiyetin özelliği şu: Trakya'da kuruluyor. Trakya bölgesini, yani bizim Doğu Trakya dediğimiz var ya arkadaşlar, ya da Edirne, Tekirdağ dediğimiz bölge var ya, bu bölgede Türk nüfusunun Rum nüfusundan daha kalabalık olduğunu ve Türklerde kalması gerektiğini söylüyor. Ama bu cemiyetten korkuyoruz biz. Niye diyeceksiniz? Hatta tarih kaynakları bu cemiyeti şöyle tanımlar: bu cemiyet hem yararlı hem bir zararlı bir cemiyettir derler. Şimdi ne alakası var diyeceksiniz arkadaşlar. Bu cemiyet
Diyor ki ben de diyor bulunduğum bölgeyi Rumlara karşı koruyacağım. Ama diyor bak ama diyor baktım ki diyor Osmanlı dağılıyor yapacak bir şey yok. Gerekirse burada Trakya Cumhuriyeti diye bir devlet kurarım. Yani gerekirse bir devlet kuralım mantığını söylediği için genelde tarih kaynakları bu cemiyet arkadaşlar hem yararlı hem zararlı cemiyet olarak tanımlar. Bir de bu cemiyetin bize şöyle bir faydası olmuştur. Trakya'daki insanların bilinçlenmesi anlamında Büyük Edirne Kongresi'ni düzenliyorlar. Edirne'de Büyük Edirne Kongresi olarak bilinen bir kongre düzenliyorlar ve bölge halkını da çok güzel örgütlüyorlar. Bunu unutmayınız. İkinci cemiyetimiz İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Adı üstünde İzmir'i yani arkadaşlar Ege bölgesinde Rumların değil de Türklerin daha kalabalık olduğunu ve burada illa bir devlet kurulacaksa Türk devleti kurulması gerektiğini iddia ediyor. Ama çok uzun süre varlığını gösteremiyor. O yüzden İzmir Müdafaa Hukuku'nun yerine aynı bölgede Reddi-i Hak diye yeni bir cemiyet kurularaktan o boşluğu dolduruyor. Yani İzmir Müdafaa Hukuku gidiyor yerine Ege bölgesinde Türklerin haklı olduğunu ispatlamak için Reddi-i Hak Cemiyeti diye bir cemiyet geliyor arkadaşlar. Reddi-i Hak Cemiyeti'nin uzun dönem varlık gösterdiğini görüyoruz. Ama bunu şöyle belirtmek lazım arkadaşlar. Bu cemiyet bize Balıkesir Kongresi'ni, Alaşehir Kongresi'ni, kongrelerini, hatta Nazilli'de de bir kongre yapılacak arkadaşlar. Bu üç kongrenin organizatörü bu cemiyettir arkadaşlar. Ege'de Kuvayi Milliye ruhunu oluşturan cemiyet de bu cemiyettir. Halklı dedim ya Ege bölgesinde ilk defa düşmana karşı toplu bir tepki oluştu. Biz buna Kuvayi Milliye dedik. İşte bunu da Reddiler Cemiyeti yapmıştır. Unutmayınız. Bir başka cemiyetimiz Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti. Bu cemiyetin özelliği şu arkadaşlar. Bu da bizim Doğu Karadeniz bölgesinde hani Rumlar, özellikle Pontus Rum Cemiyeti vardı ya. Bunlar ne diyordu? Burada bir Rum devleti kurulmalıdır. Rum nüfusu daha kalabalıktır ve eskiden de burası tarihsel anlamda Rumlara aitti diyorlardı ya. İşte Trabzon'daki bu cemiyette hayır diyor. Siz diyor sevgili arkadaşlar değil, Türkler daha fazladır, daha kalabalıktır diyor ve bu iddiada bulunuyor sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Rumlara karşı mücadele ediyor. Bir başka cemiyetimiz Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti olarak yazdık. Aslında bu şöyle. Bu cemiyet doğdu arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nde birazdan göreceğiz bu isme bürünecektir. Onun öncesinde doğuda küçük küçük yararlı cemiyetler var. İşte Oltullar Cemiyeti gibi, Kars İslam Şurası gibi küçük küçük yararlı cemiyetler var. Hepsinin toplamına biz Doğu Anadolu Cemiyeti diyeceğiz. Bu cemiyette bölgede Ermenilerin değil Türklerin haklı olduğunu ve nüfusça daha kalabalık olduğunu iddia edecektir. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti ile Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin ikisinin ortak noktası şudur. Erzurum Kongresi diye bir kongre düzenleyecekler. Göreceğiz birazdan arkadaşlar. Erzurum Kongresi'ni bir tek Erzurumlular ya da Doğulular, Doğu Anadolular düzenlemedi arkadaşlar. Doğu Karadeniz yani Trabzon'un Rize bölgesi artı Doğu Anadolu bölgesindeki insanlar birlikte düzenlediler. Bu kongreyi de birlikte yaptılar. Kars İslam Şurası'na gelecek olursak dediğim gibi bak biraz önce söylemiştim. İlk kurulan cemiyetti. Bunu unutmuyoruz. Kırıkyalılar Cemiyeti'ne gelecek olursak Kırıkyalılar Cemiyeti Çukurova bölgesinde yani Adana bölgesinde kuruluyor. Bu bölgede işte Fransızlara karşı, Ermenilere karşı, Yahudilere karşı, hatta Araplara karşı mücadelesini yürütüyor ve bu bölgede Türk nüfusunun onlardan daha kalabalık olduğunu, bölgede bir Türk devleti gerekirse kurulması gerektiğini anlatan bir cemiyettir. Bu cemiyet de birazdan göreceğiz. Adana'nın Pozantı diye bir ilçesi var. O ilçede arkadaşlar Pozantı Kongresi diye bir kongre düzenleyecektir. Bölge halkını da çok güzel örgütleyecektir. Bir başka cemiyetimiz var arkadaşlar. Milli Kongre Cemiyeti dediğimiz cemiyet. Bu cemiyetin özelliği de şudur. Bu cemiyet İstanbul'da kuruluyor. Bunun kurucusu Doktor Rıza Nur diye özür diliyorum çok pardon. Doktor Esat Işık diye birisidir. Doktor Esat Işık dediğimiz kişi arkadaşlar bir tıp doktoru, bildiğin göz uzmanı. Hatta 2. Abdülhamit zamanında İstanbul'da ilk göz hastanesini açan kişidir bu kişi arkadaşlar. Vatansever bir adam. Bu adam Mondros'tan sonra İstanbul'da bir kongre düzenliyor. 72 tane yurtsever aydın katılıyor bu kongreye. Kongrenin bitiminde katılanlardan bir liste alınıyor ve cemiyete dönüşüyorlar. O yüzden ismi bir kongreden sonra kurulduğu için Milli Kongre Cemiyeti'dir. Ve bu Milli Kongre Cemiyeti'nin diğerlerinden bir farkı var. Diğerleri genelde bölgelerin kurtarılmasından yana fikirler beyan eder. İşte Trakya diyor ki Trakya'yı kurtaralım. Kırıkya diyor ki Çukurova'yı kurtaralım. Bu cemiyet ulusal bir cemiyettir. Tüm ülke aynı anda kurtarılmalıdır diyor arkadaşlar.
Bir de tabii burada şunu da unutmamak lazım arkadaşlar. Bu cemiyetin bir özelliği daha var. Milletler Cemiyeti diye bir cemiyet kuruluyor. Dünya Barışı'nı korusun diye Wilson ilkelerden sonra. Milletler Cemiyeti'ne defalarca mektup yazıp etmeyin, tutmayın, gelin burada arkadaşlar bizim feryadımızı, figanımızı görün diyen cemiyettir. Milletler Cemiyeti ile diyalog halinde olan bir cemiyettir. Diğer bir cemiyetimiz arkadaşlar Karakol Cemiyeti ve Mim Mim grubu. Bu iki cemiyet arkadaşlar Karakol ve Mim Mim grubu daha çok yeraltı cemiyetlerdir. Yani şöyle diyeyim Kurtlar Vadisi pusu gibi bir şey bunlar arkadaşlar. Bunlar bir sıkıntı olduğunda böyle gerekirse illegal işlere imza atıyorlar. Ondan sonra faili meçhul cinayetlere falan da imzalar atıyorlar arkadaşlar. Bu işin biraz daha vurucu tim kısmıdır. Karakol ve Mim Mim grubu. Ve son olarak arkadaşlar Anadolu Kadınları Cemiyeti dediğimiz bir yararlı cemiyet var. Bu da Sivas Valisi'nin eşi Melek Hanım tarafından arkadaşlar kuruluyor. Ve bu cemiyet Melek Hanım tarafından kuruluyor ve dediğim gibi arkadaşlar işleri bu cemiyet kadınlar üzerinden yönetecektir. Kadınları organize edecektir dediğim gibi. Evet sevgili arkadaşlar yararlı cemiyetlerin tamamının ortak özelliği de Wilson ilkelerine göre Anadolu'da Türk nüfusunun daha kalabalık olduğunu, buraların illa birisine verilmesi gerekiyorsa arkadaşlar buraların tamamının kime verilmesi gerektiğini, Türklere verilmesi gerektiğini tezini savunmuşlardır ve bunu ortaya atmışlardır. Bunu unutmamanızı istiyorum. Bir de Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler var arkadaşlar. Bunları dediğim gibi bakın bunlara zararlı dememizin sebebi nesil alıp da birilerine Türkleri vurmuyor. Ama bunlara şunun için zararlı diyoruz. İşte Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti diye bir cemiyet var. Bu cemiyet diyor ki Osmanlı devam etsin. Yeni bir devlete gerek yok diyor arkadaşlarım. Ve Osmanlı'ya bağlı hareket etmek lazım diyor. Mesela Kürt Teali Cemiyeti diye bir cemiyet var arkadaşlar. Bu cemiyette daha çok Kürt haklarını savunma üzerine kuruluyor. Yani Anadolu'da gerekirse bir Kürt devletinin kurulması gerektiği tezini savunuyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Yine İslam Tiyali Cemiyeti diye bir cemiyet var. Bu da yine Osmanlı'nın devam etmesi gerektiğini ve şeriat kurallarına, şer'i kurallara sıkı sıkı bağlam kalmamız gerektiğini savunuyor arkadaşlar. Mesela Hürriyet ve İtilaf Fırkası var. Hatırlıyor musunuz? Bu bir partiydi. Bab-ı Ali baskını dediğimiz baskında İttihat Terakki bu partiyi kapatmıştı. İşte bu partinin üyeleri de yine Osmanlı'nın devamını istiyorlar arkadaşlar. Başımıza gelen her türlü pisliğin sorumlusu olarak da İttihat Terakki Partisi'dir diyorlar. Tamam mı? İttihat Terakki inanılmaz kızan bir cemiyettir arkadaşlar. Nigahbend Askeri Cemiyeti diye bir cemiyet var yine zararlı cemiyetlerden birisi. Bu da ne biliyor musunuz? Balkan Savaşları'nı anlatırken demiştik ki Balkan Savaşları'nda mektepli alaylı çatışması vardı. O yüzden kaybetmiştik. İşte bu savaşlarda arkadaşlar küskün subaylar ortaya çıkıyor. İttihat Terakki'ye küsen subaylar. İttihat Terakki'ye küsen subaylar meğersem Nigahbend Askeri Cemiyet diye bir cemiyet kurmuşlar. Daha çok subaylardan ve askerlerden oluşan bir cemiyettir. Ve son iki cemiyete gelecek olursak İngiliz Muhipler Cemiyeti ve Wilson İlkeler Cemiyetleri'ne arkadaşlar. İngiliz Muhipler Cemiyeti, İngiliz Sevenler Cemiyeti olarak da bilinir. Bu cemiyet diyor ki ya Kurtuluş Savaşı bir macera. Bu maceraya girmeye gerek yok. Ne yapalım diye sorduğumuzda gidelim İngilizlerin manda ve himayesi altına girelim. İngilizler bizi korusunlar ve İngilizlerle birlikte yürüyelim diyor arkadaşlar. Hatta bu cemiyetin kurucularından bir tanesinde Sadrazam Damat Ferit Paşa olduğu söylenir arkadaşlar. Osmanlı'nın birazdan bahsedeceğiz meşhur sadrazamlarından bir tanesi. Ve son olarak arkadaşlar Wilson Ülkeleri Cemiyeti de Amerikan Başkanı Wilson'un sevenlerin kurduğu bir cemiyettir. Bunun kurucuları içerisinde de Halide Edip'i var. Hatta sempatizanları içerisinde de İsmet İnönü'nün de olduğu söylenir arkadaşlar. Bunlar da şunu savunuyor. Diyorlar ki ya Kurtuluş Savaşı'na girmeyelim. Gidelim Amerika'nın manda ve himayesi altına girelim. Amerika bizi korusun. Özellikle Wilson ilkelerini yayınlayıp Birinci Dünya Savaşı'nı durdurunca çok bir karizma elde ediyor. Onun Wilson'un o karizmasından yararlanmak istiyorlar. O yüzden arkadaşlar Wilson ilkeler cemiyet dediğimiz bir cemiyet kuruyorlar. Evet dediğim gibi arkadaşlar 3 grup cemiyet var. Bu cemiyetlerden illa bir soru soracak olursa ÖSYM'e, bak aklınızda bulunsun. Türklerin kurduğu yararlı cemiyetlerin içeriklerine girer. Onları biliniz.